Sayın Erdoğan'ın karşısında Sayın Kılıçdaroğlu değil de başka bir figür olsaydı nasıl olurdu? Mesela bir hanım enerjisi olmuş olsaydı bambaşka bir sonuç da olabilirdi. Ülkemizden bahsedersek depremlerin büyük ölçekte devam edeceğini çok net şekilde söylemek mümkün. Azrail'i çok sevmemiz lazım. Azrail aleyhisselam nedir biliyor musunuz? İnsanlar cenazelerde ağlayanlar kişiyi ağlamaz. Bilinçaltlarında tamamen kendi ölümlerini hatırladıkları için gözyaşı dökerler. Kendileri korkup mu ağlıyor? Korkudan Yani ağlarlar. kendileri demeyeyim, ben de Psikolojik. ağlıyorum sonuçta. Ben de Ben de korkup ağlıyorum. kendime mi ağlıyorum? Küs olan kim? Öfkeli olan kim? Kırgın olan kim? Şeytan yani iblis. Bunlar iblisin özellikleridir. Bir insanı kaç kere affedebiliriz? Akrebin selamı nedir? İğnesini sokacak. O öyle yaratılmış. Yılan ne yapacak? Isıracak. Çünkü yaratılış programı bu. E insanın da yılanı var, akrebi var, çıyanı var. Herkese merhaba. Bugün yine en sevdiğim konuklarımdan birini ağırlıyorum. Onu gerçekten çok seviyorum. Böyle görünce gönlüme, kalbime bir maneviyat doluyor, huzur doluyorum. Sevgili Güçlü Metin, tasavvufi astroloji uzmanı ve manevi danışman. Gerçekten manevi danışmanımsınız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. O gönülden gönüle akan aynalık prensibiyle seyrettiğiniz bir hakikat. Hakikatin özden öze selamı vardır ki bütün Esma-ül Hüsna'ları insan kendi hakikatinde Yasemin kendi gördüğü pencereden metine bir esma sistemi, bir kuvvesi, bir bütünselliği entegre eder. Bunun üstünden o kendi beyninde vekil ismiyle güçlüye bir beden oluşturur, bir sistem oluşturur, bir seyir mekanizması oluşturur. İşte bu da özden öze selamı oluşturur. Yani selamun aleyküm, aleyküm selamın Muhammedi şuurdaki asıl mekanizması ben Yasemin'den metine, metinden diğerine Allah'ın Muhammedi şuuruna aşikar edeyim demektir. Esmaların seyri de böyledir. Ne kadar güzel. Şimdi selamdan girince önümüz bayram. Hemen şu geldi aklıma. Şimdi çoğu insan hele ki bu seçimlerden sonra seçimler vesilesiyle birbirine darıldılar. Çok darılan oldu. Şimdi bir selamla acaba bu küslükler giderilebilir mi bu bayramda? Bu bayram buna vesile olur mu sizce? Kesinlikle olur. Zaten bayramın, Kurban Bayramı'nın asıl olan manası kurbiyet makamının. Yani kurb etmek, yani nefsini kurban etmek, nefsinle ilgili. Sana biriyle ilgili bir kırgınlık, bir üzgünlük, bir küslük yaşatın. Bunun için kurban bayramları, özel günler elbette vesiledir ama 365 günün 365 günü de bunu yapabiliriz. Ama ve lakin Barışmak burada isteyene her gün bayram. her gün gerçekten her gün bayram. Çünkü Allah'ın her günü bayram. Eyvah. Allah'ın her günü her gün haydan huya selam ediyoruz ve yolculuk ediyoruz. Ama ve lakin küslükle ilgili çok önemli bir şey söyleyeyim ben. Lütfen. Bir insan bir insana diyelim ben Yasemin'le küstüm. Evet. Ama ve lakin Yasemin haksız ben haklıyım. Ama ben Allah rızası için Yasemin'i arayıp bayramda buna vesile koyup ben nefsimi ezmeye ve Allah'ın hakkının benim hakkımın üstünde olduğunu hatırlamaya niyet edersem orada artık benim haklılığımın, haksızlığımın hiçbir anlamı kalmaz. Burada Allah rızası için Allah'ın yaratmış olduğu bir kula sen adım atmış olursun ki küslük dinimizde zaten hiç hoş görülmeyen bir şey. Dolayısıyla da cehennem bilincinden cennet boyutuna geçersin. Küs olan kim? Öfkeli olan kim? Kırgın olan kim? En eskiye gidelim. Şeytan yani iblis. Bunlar iblisin özellikleridir. Hemen bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bir insanı kaç kere affedebiliriz? Sonsuz. Gerçekten mi? Ama ve lakin affetmekten kasıt nedir? Hayatınızın merkezine tekrar tekrar sokmak mı? Tekrar tekrar o insanla ilişki ve iletişim kurmak mı? Ha. İletişim kurmak. Ben Yasemin'le veyahut diğer bizi izleyen değerli dostlarımız kendisine haksızlık eden bir insanla ilgili bir barış ortamı yarattı. Bundan sonra kendisine zarar verdiğine inanıyorsa o kişiyle arasına bir mesafe koyması lazım. Küsmeyecek. Biz asla ve kata kişilerle mücadele etmeyeceğiz. Bizim kişiler benim Yasemin'le, X biriyle, onunla bununla işim yok.
Benim işim Yasemin'in arkasındaki hakikat. Benim işim Ahmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in arkasındaki hakikat. Allah'ın esması. Ben Allah'ın esmasını okuyacağım ve ona hürmet edeceğim. Hatta bunu daha ileri götürelim. Bir kediyi aldınız. Evet. Kediyi seversiniz değil mi kucağınıza? Hatta siz çok Çok hayvan severiz. seversiniz, hayvanları Çok 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 severim seviyorsunuz. hatta, evet. Tam doğru kişiye Evet. aktarıyorum bunu. Bir köpeği seversiniz ama bir akrebi de Allah yaratmıştır. Tabii. Bir yılanı da Allah Tabii yaratmıştır. sineği de Allah yarattı Tabii. tabii ki. Ama şimdi akrebi alıp kucağınıza sever misiniz? Keşke Ona, heh, ama sevebilsek. sevemi, onun yaratılışı, onun selamı daha mudildir, daha kahhardır. Dolayısıyla o bana zarar verebilir ama Allah'ım sen ne güzel yaratmışsın deyip onunla mesafe koymaktır. Gerçek sevgi hakikatini görerek hakkıyla sevmektir. Yaratılmışı hakkıyla sevebilmektir. O yüzden kedinin hakkı kucağına alıp başını okşayıp sevmektir. Ama bir akrebin ya da yaratılmış hani böyle çirkin, kötü, necis diye hissettiğimiz şeylerin de insanların da akrebi vardır, yılanı vardır. Mesafe koyacağız. Çünkü ona kızmayacağız. Anladım. Öfke duymayacağız. Çünkü hep ne diyoruz? Akrebin selamı nedir? İğnesini sokacak. O öyle yaratılmış. Yılan ne yapacak? Isıracak. Çünkü yaratılış programı bu. İnsanın da yılanı var, akrebi var, çıyanı var. Ona da yaratılış programına uygun olarak onun yaratılışına saygı duymak suretiyle mesafeli davranacağız. Sorunuzun cevabını da hayatımızın merkezine alıp oturtmayacağız bu O kadar insanları. aydınlandım ki şu an. Çok güzel. Hele 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 anne baba, yakın akraba bunlarla küsmek gibi bir durumumuz söz konusu Tabii. olmaz. Yine söylüyorum hatta değerli dostum evin kapısını çaldın. Sen Allah rızası için özür dilemek için gittin ya da bayramlaşmak için. O kişi haksız olmasına rağmen sana hakaret etti, seni evden kovdu. Oh nefsin ne güzel, ne güzel o nefs böyle ders alıyor, öğreniyor Rab ismiyle senin merteben yükselmeye başladı. Kovulduğunda mı? Tabii ki. Aa. Yani o kişi sana daha kötü davrandı ama sen buna rağmen ben Allah rızası için ben seninle barışmak istiyorum ve seninle sulh ediyorum dedi. Artık o işi sen o kendi üstünden aldın, o kişinin üstüne attın. Onun sana yapacağı celali bütün davranışlar onun kendi nefsiyle olan sınavıdır. Sen o sınavdan geçtin. Dolayısıyla da uğradığın hakaret, uğradığın sıkıntı sadece sendeki hidayet merkezini yükseltir. Tabii burada tepkisel olmayacaksın, konuşmayacaksın. Burada konuşan Allah'ın melekeleri olmak zorunda. Bu çok önemli. Tasavvuf adabında bu çok çok önemlidir. Allah'ın rızası her şeyin önünde gelir. Bir de hep mesela şu takılır aklıma benim. Yani sadece bayramlarda değil tabii, her zaman. Her En son soru çok önemlidir diye düşünürüm ben. Yani bu merhumu ya da merhumeyi nasıl bilirdiniz sorusu. Yani hani bunu düşünerek yaşamak gerekir diye Kesinlikle. düşünürdüm. Ama bir büyüğüm, sizin gibi bir bilim insanı büyüğüm, bir gün bana dedi ki ya öldükten sonra insanların ne kadar çabuk unutulduğunu bilseydin hiç dedi bu soruya takılmazdın, bu konuya takılmazdın dedi. Kesinlikle. Katılıyor Ama musunuz? buna kesinlikle katılıyorum. Zaten insanlar cenazelerde biliyorsunuz ki ağlayanlar kişiyi ağlamaz. Bilinçaltlarında tamamen kendi ölümlerini hatırladıkları için, ölümlü olduklarını hatırladıkları için gözyaşı dökerler. Kendileri korkup mu ağlıyor? Korkudan Yani ağlarlar. kendileri demeyeyim, ben de Psikolojik. ağlıyorum sonuçta. Ben de Ben de korkup ağlıyorum. kendime mi ağlıyorum? Tamamen. Çünkü insan ölümlü olduğunu daimi olarak hatırlaması gerekir. Bakın dünyanın hiçbir yerinde mezarlıkları şehrin merkezinde olan bir vilayet veya bir yaşam bir ülke yoktur. Bizim tamamen mezarlıklarımız şehir merkezlerimizdedir. Biz ölüme hep hatırlarız. Çünkü ölümü hatırlamak insanın bir sonu olduğunu kendisine hatırlatır ve buna göre bir davranışlar bütünü yaratması. Yani sen o bindiğin arabanın markası ne olursa olsun onu bir gün terk edeceksin. Hani Maslak'ta Tabii. bir tane Zincirlikuyu'da bir cenaze oradan efendim çok ünlü bir markada adam da geçiyor. Çok işte basit markada bir adam da geçiyor. Sen onun hepsi. Herkes o
zincirli kuyuya gidecek veya o cenazesi kaldırılacak, o dört kollunun üstüne hı-hı. binecek. İnsan bunu hatırlamalı ama ünlem. Ölüm korkusu olmaz. Ölüm insanın bu bedenden özgürleşmesidir. Zaten mümin bir kul. Ben ne güzel Rabbime ulaşıyorum der ve bütün bağlılıklarından, bunun da esması Kuddüs esmasıdır. Kuddüs o zikredil diye söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Benim esmam. Bu beden, bu bağımlı, bütün esmalar var bize. Sadece doğru, bir esmamız evet. yoktur. Yok, ben bir an sahiplenmek istedim. ne güzel. Rabbim daim etsin. Kesinlikle bunda, bu sohbetin ortasında demenizde de bir sebep vardır. Ama ve lakin Kuddüs esmasıyla bu beden bağımlılıklarından kurtuluruz. Yani bu bedenin, ben bu beden değilim. Evet. Ben bu beden değilim. İşte ölüm hatırlamak, bu beden olmadığınızı hatırlama anlayışı ve bilincidir. Fakat ölüm korkusu, ölmeyecek gibi bu dünyaya tutunu, işte bir evim daha olsun, biraz daha içe kalayım, işte biraz daha bedensel hazlarımla yaşayayım diyen bilincin. Bu bilinci de ne besler? İblis besler. Peki bütün bunların içinde, madem bu kadar ölüm temasına girdik, Azrail'i unutabilir miyiz? Azrail'i çok sevmemiz lazım. Azrail aleyhisselam nedir biliyor musunuz? Biz şimdi değerli dostlarımıza burada bir bilgi anlatıyoruz, bir şey paylaşıyoruz dilimiz döndüğünce. O bilgiyi hal ediniyor şuur boyutunda. Eski o ölüyor. O eski oyu ölüp yeni şuur boyutundaki bilgiyi ona tanıtıp hal edindiren Azrail. İlla bedensel olarak ölmeniz de gerekmiyor. Azrail aleyhisselam melekesi daimi olarak işlevini sürdürür. Yenileyicidir. Sürekli yeniye doğru götürür. Siz bir bilgiyi aldınız, öğrendiniz, hal edindiniz. Sen o hal edinme aracılığını yapan Azrail aleyhisselamdır. Onu biraz açabilir miyiz? Tabii ki açarız. Bir bilgiyi öğreniyoruz ya da bir zikir yapıyoruz. Bu bizde bir hal ortaya çıkartıyor. Bir davranış, bir alışkanlık ortaya çıkartıyor. İşte bu ortaya çıkma hali, eski sen ölüyorsun. Yeni bir sen dünyaya geliyor aslında bilinç ve şuur boyutunda. Ölüm boyutunda. Değiştin ve sen. Evet, yenilendin, yenilenmek. Biz eskide kalmamalıyız. Gelenekçi bakış açısında kalmak değil. Bizim kurallarımızı ve sınırlarımızı Allah sistemi koyar. İşte o yenileyici işlevi ortaya koyan ve sendeki eski şuuru öldüren ve yeniye seni çekip götüren Azrail aleyhisselamdır. Ama işlevlerinden bir tanesi de, bu dünyada işlevini bitirdin, beyin sisteminden ruh mekanizmasını alıp sonsuz ahiret hayatına geçişini de kolaylaştıran ve sağlayan da Azrail aleyhisselamdır. O yüzden Azrail aleyhisselamı sevmek lazım. Ona bağlanmak lazım, çünkü Azrail aleyhisselam olmasaydı Habir ismiyle aldığımız bilgileri işleyemezdik, yeniye doğru götüremezdik. O yüzden değerli dostlar, Azrail her an bizimle. Bu ölmek anlamında elbette ama bilgi boyutunda zaten böyle ve belki nefsin ölümü bile. Belki değil, %100. Siz de bu konularda çok idrak sahibi bir hanımsınız zaten, gerçekten. Her sohbetimde beni şaşırtıyorsunuz. Dolayısıyla o nefsin yanması hali, mesela astrolojide akrep enerjisiyle anlatılır. Mesela 8. ev kaspı vardı, böyle yanıyor işte kötülük. Hayır. Kirlenmek güzeldir. Cehennemin dibine girip yanmadan, nefsindeki o fazlalıkları yakmadan sen yeni sen nereden çıkacak ortaya? Buna hizmet eden kim? Bu aracılığı yapan kim? Sendeki o nefsi, yanmaları, sınavları ortaya çıkartan iblis. Bunlarda idrak kazanıp, şuur kazanıp yeni sene kendini hazırlayan, seni hazırlayan kim ölümle? Azrail aleyhisselam. O yüzden burada yenileyici işlevi ve şuuru ve melekeleri çok doğru değerlendirmek lazım. Yani şeytanın da bir işlevi var. Melekelerin de bir işlevi var. Bunların hepsi Allah'a hizmet ediyor. Bakın burası çok hassas nokta. Yani en şuurlu ve idraklı bir şekilde Allah Celle Celaline küçücük de olsa cüz irade gösteren kuldur, insandır. O yüzden insan yaratılmış en şerefli mahluktur.
Melekeler de diyeceksiniz ki melekler hiç günahsız ama onlarda nefs yok. Günah işlevi yok. Sadece zikir yapıyorlar. Cinniler var mesela yine ateş yaratılışlı. Onlar da idrak ve şuur boyutunda değiller. Ama bir tek iradesini kullanıp, evet sizde belli eğilimler var, günah eğilimleri olabilir. Efendim bir takım yanlışa eğilim meyleden bir yaratılış programınız olabilir ki şu parantezi açalım. Kul kendi gayretiyle yaptıklarının sonuçlarını yaşar. Mutlak bir kader var. Sonuç değişmez. Ama o kaderdeki yol ayrımlarını kul iradesiyle kendi seçer. Şimdi bana şu soru gelebilir. Ben hemen buradan düşünüyorum. Cennetlik, cehennemlik olduğumuz, yani Sait mi Şakî mi olduğumuz belli mi sorusu geliyor. Evet belli ama kün feyekun. Allah'ın ol der ve olur hükmünce kendine ait olan bir levh-i mahfuzu da var. O yüzden şuna çok inanıyorum. İnanmıyorum böyle. Ben de büyüklerimden bu şekilde dinledim. Kalem kırıldı, mürekkep kurudu. Yaşanmış, olmuş şeyleri yaşıyoruz aslında hayatın içerisinde. Ve fakat kulun o cüz iradeyi kullanmak, o tövbe mekanizmasının farkına varması çok kolay bir şey değil değerli dostum. Şimdi orada kul bir günah işleyecek. Allah sana o günahı işle demiyor. Ama işleyeceğini ezeli ve ebedi bilgisiyle biliyor. Fakat o anda Allah'ım ben yanlış bir şey yapıyorum. Yanlıştayım şu an. Estağfurullah elazim Rabbim dediğin anda sen bütün o mekanizmayı temizlemeye başlıyorsun. Yani bir bilgisayar programı düşünün. Bunun içerisinde bir temizleyici var. Virüs programı, format atma. Antivirüs programı, Antivirüs programı gibi temizliyorsun. İşte burada Estağfirullah el azim dediğiniz anda bütün mekanizmayı temizlemeye başlarsınız. Bizi diğer mahluklardan ve yaratılmışlardan ayıran nokta budur. Kul kendisi iradesini kullanabilir. İşte haritanın, astroloji haritasının da üstüne çıkmak dediğimiz mekanizma burada devreye giriyor. Şimdi burada bir şey daha eklemek istiyorum. Çok önemli. Yani çenem biraz düşük, Estağfurullah. kusura Ben bakmayın. aklımda bir soru var, kaderle Siz alakalı onu sorun benim, soracağım. ben siz sorun Öyle mi, buyurun. ama konu değişebilir. Ha öyle mi? O Evet, zaman ben siz devam. buyurun. Şöyle Evet. anlatayım. Şimdi bu mertebeler konusu çok merak ediliyor. Ben de değerli dostlarım, hazır sizin izleyiciniz bu şeyleri çok merak ediyor. Şimdi bakınız, trafikteyiz. Çok yaşadığım bir şey. Ben kendimden yola çıkarak anlatayım, hem pratik olmuş olsun. Araba kullanıyorsun. Aracın birisi önüne arabasını kırıyor. Sizin aracınızın önüne arabasını kırıyor. Şimdi değerli dostum, sen orada ya sen niye benim önüme kırdın aracı? Ben senin önüne geçeceğim dediğin anda emmaredesin. Emmare nefs. Bak bu çok En basit. alt. En alt. Ama olması gerek. Ya bu olmadan da olmaz. Bu çok önemli. Bu olmazsa zaten insan Temel olamayız insan, belki de. beşer olan bu. Sonra arabayı önüne kırıyor. O anda sinirlendi. Dedi ki Metin, bir dakika Allah'ım ya. Yanlış yapıyorum ben. Dedin ya, levvameye çıktın. İşte Tövbe. ben ara sıra çıkıyorum buraya, sonra Oraya tekrar iniyorum, iniyoruz değil mi? çıkıyorum, iniyorum, Çıkıyoruz, çıkıyorum. iniyoruz. Birçoğumuz oralardayız. Doğru. Sonra işi ilerletti. Trafikte işe yetişecek. Araba önüne kırmış. Ona bir ilham geldi. Ve dedi ki, Allah'ım sen bendeki tövbe mekanizmasını mı açığa çıkartmak için, bir şeylerden temizlemek için mi, bana kendini hatırlatmak için mi bunu kırdın dedi. Mülhimeye çıktın mı sen şimdi? Bak trafikte anda oluyor bunlar. Davranışların mertebelere yansıması. Sonra bir üst mertebeye çıktı. Allah'ım sen bana kendini hatırlatmak için ve estağfirullah demem için öfkemi bastırabilmem ve nefsimi yakabilmem için, kendi şeytanımı kendimden uzaklaştırabilmek için bir fırsat sundun. Ben o arabayı benim önüme kıran ve bana camı açıp küfür eden adama da hidayet diliyorum. Kendime de hidayet diliyorum. Çünkü o da sensin, bu da benim. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah dedin, mutmainne nefse çıktın. Evet, maşallah.
Allah hepimize bu mertebeye erişmeyi nasip etsin. İşte ama bu erişilebilir. Aslında bu niye bu kadar bu temel bir örnek anlatıyorum? Hı-hı. Aslında seçimlerimiz işte yüz tabii, irade bu. Tabii. Yüz irade tabii, bu. Tabii. Bunu yaptığınız anda o hı-hı, astroloji haritası ise harita. Hı-hı. Gezegenlerse gezegen. Hepsinin hı-hı, üstüne çıkıyoruz. Yani şöyle hani ben sonuçta bir insan oğlu, insan kızı olarak bir 5-10 dakika geliyor bu duygu bana, sonra gidiyor. Her an gelebilir. O bir 5-10 dakika geldiği oluyor. Çok şükür hiç gelmemesi, hiç gelmeyen de var, bunu hiç hatırlamayan da var. Evet. Dolayısıyla değerli dostlarımıza hep şunu söylüyorum. Lütfen bir olayla karşılaştığınızda şu muhabbetimiz ne olur? O yüzden bu kadar basit. Ya, süslü kelimelerle anlatmak tabii, istemedim. Tabii, aynen. Bu evet, akıllarına gelirse hı-hı, belki bir cinayetin önüne geçeriz. Tabii ki. Belki büyük bir kavganın önüne geçer. İnşallah. Büyük bir şey. Çünkü nefs bu noktalardan oynuyor bizimle. Tabii. Bu kadar basit seçimler evet, var. Evet. Cennet ve cehennem de bu kadar net ayrımlarla birbirinden hı-hı, ayrılmış. Evet, şimdi ben soruma gelmek istiyorum. Buyurun. Bu arada. Biraz önce dediniz ki seçimler kaderimizdir. Evet. Biz bir seçim geçirdik. Evet. Ve sonuçta kaderimizi yaşıyoruz şu kesinlikle, anda. Kesinlikle. Şimdi bu konuda geçmiş röportajlarınıza baktığımda siz değişim olmayacak, değişim olmayacak demiştiniz. Tabii. Evet, dikkatimi çekti ve bunu ilk söyleyen astroloji uzmanıydınız sonuçta. Öyle de oldu gerçekten. Aklım İki sene içinde, sonra değişeceğini söyleyen astrologlar var bu şöyle arada. Şöyle söyleyeyim. Birincisi Güçlü Metince şöyle hı-hı, yorumlayayım ben bunu. Her şey değişir hayatta. Hı-hı. Ama gezegensel noktada bize sorulduğunda bir buçuk yıl öncesinde biz bunun değişmeyeceğini hı-hı, gezegensel olarak söyledik. Hı-hı. Elbette önümüzdeki süreçlerde hı-hı, hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Yani böyle bir şey mümkün hı-hı, değil. Ama gökyüzü konumlarında yine uzun vadede hı-hı, çok büyük bir değişim olacağı noktasında hı-hı, bir veri yok elimizde. Ama hı-hı, ülke için bana şunu sorarsanız hı-hı, Türkiye nasıl hı-hı, inanılmaz bir zenginleşme döneminin içerisine doğru girdik. Ve çok zenginleşeceğiz. Yani ben şöyle söyleyeyim size. Muazzam yeraltı kaynaklarının hı, keşfedileceği, Orta Doğu ülkeleri arasında zenginliğiyle konuşulacak hı hı, ve refahıyla konuşulacak hı hı, bir konuma gelecek, bir hale geleceğiz. Değişim evet olacak hı hı, ama bu anlamda bir değişim olacak. Hı hı. Ama idaresel hı hı, isim olarak derseniz ben uzun vadede Allah ömür verdiği sürece bir yani, değişim olacağını düşünmüyorum. Ülkemiz için hayırlısı neyse. Amin. İnşallah o olsun ama tabii hani ekonomi biraz kaos içinde. Yani bir şeyler hep şöyle derim. Ben bunu gene Güçlü Metince anlatayım ben. Zülcelali vel İkram. Bir şeyin celali, kaosu, karışıklığı olacak ki ikramı olsun. Şimdi biz tabii ekonomik anlamda yani ekonomi ikramları gelecek mi? Ekonomik çok ikramlar. Çok büyük ikramlar gelecek kesinlikle ve ben şöyle söyleyeyim. Ülke olarak ciddi şekilde bir kere yeraltı toprakla ilgili çok zenginleşeceğimiz bir döneme giriyoruz. Hı. Bakınız önümüzdeki 2027'ye kadar olan süreçte hı hı, toprak anlamında, yeraltı kaynakları anlamında, doğalgaz anlamında, uranyum olur bu bilemiyorum. Hı hı. Bir sürü yeraltı kaynaklarıyla ilgili hı hı, çok ciddi bir zenginleşme hem teknolojik hı hı, hem efendim bu yeraltı kaynakları ile ilgili bir zenginleşme sürecine gireceğiz. Hı hı. Yani bu vatandaşlarımız ve bizi izleyenler için ben Türkiye'nin çok ciddi bir refah seviyesine doğru gideceğini hı, çok çok gökyüzü olarak hı, görüyorum. Böyle de olmasını gönlümde bunu gördüğümde mutmain olurum ve mutlu oluyorum yani elbette. Yani bir oh be diyeceğiz yani. Çok kesin. Oh be'nin çok ötesinde memnun olacağımız ne bir güzel, sürecin içerisinde. Ne güzel haberler veriyorsunuz. Kesinlikle burada tek dikkat edilmesi gereken şey ayrışmadan, birleşerek devam edebilmek. Sadece Ekim ayıyla birlikte gökyüzünde İkinci Dünya Savaşı'na benzer bazı etkiler olabileceğine dair. Ama dünyada bakınız, dünyada bazı etkiler var ama bizim ülkemizi de teğet geçecek bir enerji. Biz özellikle geçtiğimiz Mayıs ayıyla ve hep bunu da söylüyorum Ekim ayıyla birlikte
çok ciddi bir zenginleşme ve büyüme dönemine doğru giriyoruz. Hı hı. Yani bu çok net görünüyor. Ekonomik anlamda bir takım elbette çalkantılar olabilir, hı hı. sıkıntılar olabilir, bir şeyler hı hı. yerli yerine otururken. Ama ve lakin çok zenginleşilen, ki ben hani böyle çok da böyle çok güzel şeyler söyleyen biri de değil, olanı olduğu şekliyle gökyüzüne gerçeği göre. Gerçeği söylüyorsunuz, evet. Evet, gördüğüm şekilde. Ve ülkenin çok zenginleşeceği bir döneme girileceğini, Anadolu'nun inanılmaz bir yükselişe geçileceğini ve mistik anlamda da çok ciddi farkındalıkların yükseldiği. Çünkü Plüton Kova burcunda, bunu da ilk sizin programınızda biliyorsunuz, söylemiştik. Plüton'u Kova'da olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz var. Dolayısıyla burada da önümüzdeki 20 yıllık döngüde hem teknolojik hem şuursal hem beşerden insana olan yolculukta çok ciddi bir aydınlanma sürecine giriyoruz. Dolayısıyla da hem bilinç olarak hem ülke olarak hem vatan toprakları olarak çok ciddi bir yükselişe geçtiğimiz ve ben Türkiye'nin sayılı ülkeler arasında olacağı bir enerjiye girileceğini, aksine çok güçlü dediğimiz ülkelerin ciddi bir kaotik sürecin içerisine gireceğini gökyüzü noktasında gözlemliyorum. Seçimden sonra aslında değişen bir şey olmayacak yönetimsel anlamda demiştiniz. Evet, evet. Siz bu gökyüzündeki olanlardan dolayı bunu söylüyorsunuz. Siz sonuçta seçimdeki karakterlerin haritalarına astrolojide bakarak kesinlikle, bunu kesinlikle. Değil mi teşhis ettiniz? Tabii ki, tabii ki. Peki mesela Sayın Erdoğan'ın karşısında Sayın Kılıçdaroğlu değil de başka bir figür olsaydı nasıl olurdu? Mesela bir hanım enerjisi olmuş olsaydı ki şunu da söyleyeyim. Kadın enerjisinin de çok yükseldiği bir sürece doğru giriyoruz ama başka birisi olsaydı, belki bir hanım olsaydı karşısında bambaşka bir sonuç da olabilirdi. Ama burada haritalarla ilgili, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir haritası var. Çok, yani bir lider haritası o. Harita olarak çok güçlü bir harita. Dolayısıyla da kendi bulunduğu partinin de haritası çok güçlü. Kuruluş tarihiyle ilgili çok güçlü olduğu için doğal olarak sonuç böyle oldu. Ama daha güçlü bir harita olmuş olsa, başka bir harita yerleşimine sahip birisi olmuş olsa elbette ki sonuç bambaşka olabilirdi. Ama gene olamazdı. Neden biliyor musunuz? Gene bunu Güçlü Metince noktalayacağım. Tabii. Olan olmuş ve bitmiştir zaten. Evet, tabii. Dolayısıyla da kader mekanizmasında biz bu kadar kolektif bir olayda zaten olayın böyle sonuçlanması olayın gerekiyordu. Evet. Dolayısıyla da biz olmuş bitmiş bir kader senaryosunu nasıl seyrediyoruz, nasıl tefekkür ediyoruz bunun üstünden okumak lazım. Ama ve lakin şunu söyleyeyim. İlerleyen tarihlerde önümüzdeki 2-3 yıllık döngüde kadın enerjisinin çok ülkemizde bir kere kadınlar kesinlikle rahimiyet enerjisinin çok yükseldiği bir döneme giriyoruz. Girdik daha doğrusu. Kadın liderler çok olabilir. Yasemin Hanım'ın şu an yüzünü görüyor musunuz? Çok mutlu oldu. Ben her alanda, yönetimde de her alanda da kadın enerjisinin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Muhakkak kadın enerjisi. Kadınların arka planda tutulduğu bir enerjinin içinde olan veya böyle yaşayan bir enerjide veya kalabalığın veya kolektifin içinde de yaratıcılık enerjisinin çok ortaya çıkmadığına inanıyorum. O yüzden zaten biz burada ne dersek diyelim, ben gökyüzü noktasında söyleyeyim. Kadın enerjisinin hem dünyada ama özellikle ülkemizde çok yükseldiği bir sürece giriyoruz. Ama ülke genelinde büyük bir zenginleşme. Yani gerçekten büyük bir zenginleşme dönemine girdiğimizin müjde mi dersiniz, nasıl? Ama buna da bir ekleme yapacağım. Şimdi her iyinin bir celali ve ikramı var. Doğal felaketlerde aynı şekilde çok yoğun şekilde ülkemizde devam edecek. Ya. Çünkü biz zaten bir deprem ülkesiyiz. Evet. Ben astrologların şey gibi olmasını da doğru bulmuyorum. Deprem Araştırma Enstitüsü gibi. Maalesef onu doğru bulmuyorum. Evet. Fakat gökyüzü olarak bu Uranüs Boğa enerjisinden geçtiği için, Uranüs Boğa'dan geçerken hem ülkemizde hem dünyada, ama ülkemizden bahsedersek, depremlerin
büyük ölçekte devam edeceğini çok net şekilde söylemek mümkün. Yine mi? Yine değil, birçok kere olacağı etkiler söz konusu. Büyük ölçekte. Yani bu yaşadığımız olabilir. Gibi mi? Yani mesela Allah korusun. Allah tabii korusun. Şiddetini bilemeyiz ama buna benzer etkiler çok uzun vadede de değil. Yani kısa vadede olabilitesi yüksek gökyüzünde böyle etkiler var. Uranüs bunu veriyor. Ama burada şunu çok iyi anlamak lazım. Bu depremler devam ederken biz acaba işte toplumsal olarak doğru bir şekilde binalarımızı inşa ediyor muyuz? Toprağımıza bakıyor muyuz? İşte çarpık kentleşme devam ediyor mu? Bu yapılanma uzun vadeli bir iş. Gökyüzünde de astrolojik olarak gezegensel anlamda bu yapılanmayı da destekleyecek bilişsel bir seviye. Yani belki daha büyük felaketlerin olmasını engelleyecek bir bilinç seviyesini yaşamamız için böyle büyük, çok geçmiş olsun ama yaşadığımız bir durum. Ve ilginç bir şey söyleyeyim. Depremler doğal yeraltı kaynaklarının da ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Muhakkak tabii. Dolayısıyla şimdi burada ben gene Güçlü Metin'in o tasavvuf, o bakış açısı çok önemli. Ülkemiz zenginleşirken şunu da göreceğiz. Parayla saadet olmaz. Yani depremler devam ederken veya doğal afetler olurken bakalım para ne kadar bizi mutlu edecek? Bunu da gözlemlediğimiz bir süreç olacak. Evet, zenginleşeceğiz ülke olarak. Ama doğal felaketler de olacak. Bir takım sıkıntılar oluşabilir gökyüzü olarak, gezegensel anlamda söylüyorum. Bir de şunu bilemeyiz değerli dostlar. Bir şeyin çok şiddetini bilmemiz mümkün değil. Biz sadece gezegensel transitler noktasında gökyüzünü okuyabiliriz. Bunların hiçbiri umarım inşallah olmasın. Peki siz haritaya baktığınızda şimdi sonuçta ben ayırt etmeyi hiç sevmem. Ülke bile ayırt etmeyi hiç sevmem. Çünkü sonuçta keşke hiçbir yerde olmasındır tabii ki gönlümüzden geçen ama siz haritaya bakınca anladığım kadarıyla bölgeleri bile görebiliyorsunuz. Ege bölgesi yoğunluklu olabilir diye bir gezegensel vurgu var. Ama bu tabii ki dediğim gibi ben her zaman bu astrologların deprem araştırma enstitüsü gibi konuşmalarını sevmiyorum ama biz gezegenleri astroloji haritasını açtığımızda siz de biliyorsunuz. Evet. Astrokartografi noktasında bakıldığında biraz Ege bölgesini etkileyen bir deprem serisi olabileceğini gösteriyor. Ama Allah bilir, umarım hiç olmasın. Amin. Hiç böyle bunları hiç olmamış olarak Rabbim bu engellesin. Rabbime sığınıyoruz her zaman. Biz sadece siz sorduğunuz için değerli izleyicilerimize söylüyoruz. Evet. İnşallah olmasın. İnşallah, şey. İnşallah. Peki ben şimdi bu bayram yakın bu sohbeti şu tatlı soruyla bir nokta koymak istiyorum. Derler ki iki bayram arası düğün olmaz. Olur. Çok da güzel olur. Olur mu? Oo, hem de ne güzel peki olur. Peki bu söz nereden çıkmış? Bu geçmişten gelen yine gelenekler. Geleneklerimiz başımızın tacı. Evet. Ama ve lakin iki bayram arası düğün de olur, dernek de olur. Bunların hepsi de olur. Hiç de sıkıntı olmaz. Burada iki bayramdan kasıt şu. Ramazan bittikten sonra insanlar, aslında söz şuradan çıkmış ortaya. Ben onu anlatayım aslında. Ben de hocamdan dinlemiştim. Ramazan bayramı bitiyor. Ramazan bitiyor ve bayram namazına kalkıyor. Şimdi iki bayram. Hem Ramazan'ı bitirmenin getirmiş olduğu bir bayram, bir arınma. Evet. Hem de bayram sabahı namaza kalkıyorsunuz. Şimdi o arada düğün hani yapılmaz, hani telaşı olur gibi bir sözden yola çıkılmış. O iki bayram arası. İki bayram arası düğün olur. Çok da güzel olur. Çok da hayırlı olur. Ne kadar da iyi olur. Hiç böyle bir şey yok. Yani buna ne olur? Böyle bir şeye takılmasın. Bence ilk kez bu programda bir açıklık geldi buraya. Evet. Koca bir geleneği arkadaşlar, gelenek sandığımız bir yanlışı gelenek, düzeltelim. Aynen öyle. Yani. Hiç böyle bir şey yok. Tamamen ben de hocamdan dinledim. Bayram, Ramazan bitiyor ya, bayram namazına gidiyoruz. Evet. O arada insanlar iki bayram dedikleri, hani Ramazan bitti, bir bayramımızı kutladık, bedenimizi işte arındırdık, temizledik, sonra bayramla birlikte işte bunu kutluyoruz. İki bayram arası
İşte olmaz denmiş ama hani zaten o zaman aralığında öyle bir düğün zaten Şu an olmaz. çok dua alacaksınız. Gerçekten Doğru. evlenmek için, sünnet olmak için Hiç beklemeyin. iki Bundan daha bayramın güzel bir şey. bitmesini bekleyenler var. Olur mu ya? Bundan daha güzel bir şey. Allah'ın her günü evlilik, efendim sünnet, böyle hayırlı işler hiç her an uygundur böyle işler için. Çünkü Allah'ın en sevdiği helallerdendir. Bundan daha güzel bir şey, bir yuva kuruluyor. Ne kadar güzel. Orada bolluk, bereket, melekeleri iniyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Vallahi ne şahanesiniz. Yine Allah razı çok şey olsun. öğrendik gerçekten. Sizden Allah razı Allah olsun. razı olsun. İlminizle bizi yine donattınız. Estağfurullah. Çok çok teşekkür ediyorum Ben bu çok şahane teşekkür sohbet ediyorum. için. İnşallah daha beraberce sağlıkla, İnşallah. huzurla nice bayramlarımız olsun. İnşallah, inşallah. Ben de değerli izleyicilerinize nezdinizde hem teşekkür ediyorum hem de size hayırlı bayramlar ve güzellikler diliyorum Çok efendim. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda yineleyelim İnşallah, sohbetimizi. inşallah efendim, inşallah. Eminim güçlü Metin'in bu huzur dolu enerjisi buradan bütün hanelere, kalplere sirayet etti. Sorularınızı, yorumlarınızı videomuzun altına bekliyoruz ki zaten güçlü Metin'in sayfasını biliyorum aranızda takip etmeyen yok. Allah razı olsun. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz ve hepinize şimdiden hayırlı, huzurlu, bereketli bayramlar diliyoruz. Hoşça Amin. kalın.